Herkese merhaba, ben gazeteci Hediye Levent. Bugünkü konumuz Yeşil Kuşak Projesi, Müslüman kardeşler, Türkiye dahil olmak üzere Orta Doğu'yu ve aslında büyükçe bir coğrafyayı kapsayan İslamileşme süreçleri. Bugünkü konuğumuz da çok değerli ve yakından takip ettiğim isimlerden biri Behlül Özkan. Öncelikle Behlül Bey, bu sıkışık programımız içinde programa katılmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Ve kendinizi de kısaca tanıtırsanız ondan sonra sorulara geçelim. Tabii ki. Ben teşekkür ederim bu nazik davetiniz için. Ben 1975 Eskişehir doğumluyum. Sonrasında İstanbul Üniversitesi'nde okudum ve Boğaziçi Uluslararası İlişkileri bitirdikten sonra Boston, Amerika'da yüksek lisans ve doktoramı tamamladım. Doktora tezim benim siyasal coğrafya, siyasi coğrafya üzerineydi, vatan kavramı üzerineydi. Sonrasında 2009 yılında doktora bittikten sonra Soğuk Savaş, Siyasal İslam yoğunluklu olarak çalışıyorum ve halihazırda Marmara Üniversitesi'nde doçentim. Özellikle izleyicilere Soğuk Savaş, Re-İslamizasyon, Müslüman Kardeşler ve CIA adlı kitabı özellikle okumalarını tavsiye ediyorum. Ben daha kitabı okumadım ancak genişçe bir özetini Behlül Bey yazmıştı bir internet sitesi için. Oradan okumuştum. Şimdi Behlül Bey, son dönemde Afganistan malum hepimizin gündeminde. Afganistan'la birlikte Taliban'la birlikte de Yeşil Kuşak Projesi bir kez daha gündeme geldi. Çok fazla işte bilgi, tahmin vesaire var bu konuyla ilgili. Yeşil Kuşak Projesi tam olarak nedir? Yani Afganistan, yani Taliban'ın doğuşunu sağlayan Müslüman kardeşleri işte bu noktalara getiren tek hat, tek sebep, tek kaynak Yeşil Kuşak mıdır mesela? Şimdi bunu Carter döneminin yani 1976-80 arasında Amerikan devlet başkanlığı yapmış Carter'ın danışmanlarından önemli o yönetimde görev almış Zbigniew Brzezinski'ye sorarlar. Brzezinski tam 76-80 arası bizi dinleyenler belki hatırlar. Yani 79'da Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a müdahalesi. Yani o dönemde Amerika'nın dış politikasına yön veren isimlerden biri ve Amerika'nın Sovyetler Birliği'ne karşı Afganistan'da işte mücahitleri, İslami grupları, Suudi Arabistan'la beraber İslami grupları desteklemesini savunan, hatta bu stratejiyi çizen isimlerden biri. Ona yıllar sonra soruyorlar. Yani işte bu Afganistan'la desteklenen radikal gruplar sonra gelip Amerika'yı vurdular 11 Eylül'de. O da diyor ki, yani yanlış mıydı bu politika diye sorduklarında Yeşil Kuşağı dair. O da ya biz Sovyetler Birliği'ni yıktık bu politikayla. Hani tabii ki bunun bir takım maliyetleri olacaktı ama aldığımız yani ödül veya bunun karşısında kazandığımız o kadar büyüktü ki Sovyetler Birliği'ni yıkmak. Dolayısıyla hani bunun faturası da ödemeye değerdi diye cevap veriyor. Şimdi Yeşil Kuşak baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün bir soğuk savaş döneminde Sovyet öncelikle aslında bu yeşil kuşak teorisi, yeşil kuşak dediğimiz strateji, bunun geçmişi hani 79'da başlatıyoruz bunu ama bunun geçmişi 1950'li yıllara kadar gidiyor. 55-56'lara kadar götürebiliriz. Bu aslında ilginçtir. İlk sol veya Sovyetler Birliği'ne kadar karşı başlamıyor. Arap milliyetçiliğine karşı başlıyor. Nasır liderliğinde. Yani Amerika Birleşik Devletleri hatırlarsak 1950'lerin Orta Doğu'sunu orada çok ciddi bir anti sömürgecilik, anti kolonyalist bir hareket var. Yani işte Irak'ın 1932 bağımsızlığı sonra 1945 sonra Suriye, Mısır'da Nasır'ın iktidara gelmesi, Libya'da da yine aynı şekilde 60'larda Kaddafi'nin iktidarı ve böyle bir ciddi bir hani özellikle Fransız ve İngiliz kolonyalizmine karşı keza Cezayir'de inanılmaz bir Arap milliyetçiliği ve seküler bir ideoloji bu. Ve bu ideoloji devletçi, kamucu baktığımız zaman bizde Kemalizme oldukça yakınlığı da var. Devletçi ve bağımsızlıkçı olması sebebiyle. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri 1950'lerde İran'la Musaddık yine İran milliyetçiliği savunan isim. Amerika Birleşik Devletleri bu Arap milliyetçiliğini, Baas hareketlerini kendi çıkarları için tehdit olarak algılıyor. Ve bakıyor diyor ki Orta Doğu'da ben bu Arap milliyetçiliğine karşı kimi destekleyebilirim? Benle kim işbirliği yapabilir? Çok da başarılı bir strateji kendisi açısından.
Diyor ki bizi ben İslamcı grupları desteklemem gerekiyor. Yani benim çıkarlarıma en uygun hem solla hem milliyetçilikle hem sosyalizmle hem Sovyetler Birliği, çünkü Sovyetler Birliği de komünist ideolojiyi temsil ettiği için, yani o tırnak içinde Allahsız Sovyetler Birliği'nin karşısına işte Batı Avrupa'da Katolik Kilisesini çıkartmak Latin ülkelerinden, Doğu'da da İslamizasyonu kullanmak. Ve burada da öne çıkan ülke Suudi Arabistan. Yani Eisenhower 1950'li yıllarda Suudi kralını adeta bir Müslüman papası gibi inşa etmenin Amerika'nın çıkarlarına çok uygun olduğunu düşünüyor. Hatta Suudi kralını 1950'lerin sonunda Washington'a da davet ediyorlar. Ve burada aslında bu Amerika ile Suudi Arabistan arasında bugüne kadar süren stratejik işbirliğinin, yani o bizim kullandığımız anlamda yeşil kuşağın temelleri atılıyor 1950'li yıllarda. Ve Suudi, tabii bu Amerika açısından çok başarılı bir strateji. Çünkü bir milliyetçilikle kıyaslandığında din çok daha yumuşak bakıyor batılı ülkelere. İkincisi ise, yani bunun detaylı da konuşabiliriz, daha da açabiliriz arzu ederseniz. İkincisi ise Amerika Birleşik Devletleri açısından şöyle bir stratejik kazanımı var. Suudi Arabistan'ı ittifak içine çekerek, Amerikan ittifakı içine çekerek, aslında haç dediğimiz o işte her yıl yüz binlerce Müslüman Mekke ve Medine'ye gidiyorlar ve sonradan geri dönüyorlar. Dünyadaki en büyük insan hareketi bu. Bu haç vesilesiyle Suudi Arabistan üzerinden bütün İslam dünyasının en ücra köylerine kadar penetre edebiliyor Amerika Birleşik Devletleri. Bu oraya gelen din adamları, işte önemli dini figürler, önderler, dini liderleri haç mevsiminde bir anlamda Amerikan saflarına, Suudi Arabistan üzerinden Amerikan saflarına kazandırıyorlar. Ve bu da bir Türkiye'de de çok bilindiği isimle Uğur Mumcu'nun kullandığı şekilde rabıta olarak biliniyor. Bu Soğuk Savaş'ın ilk döneminde, yani 1950'lerdeki yeşil kuşak. Ama sonrasında Arap milliyetçiliğinden sol sosyalizm Sovyetler Birliği'ne karşı bir ittifaka bürünüyor ve bunun da işte zirveye çıktığı yer 1979 sonrasında Afganistan. Peki Behlül Bey, biraz daha geriye dönecek olursak, bu Amerikalıların desteklemek bizim için iyi olur dediği İslamcılığın bir çerçevesi, bir şekli var mı? Yani Vahabizme yakın bir İslamcılığı da destekliyorlar, ama aynı zamanda biraz daha şehir İslamcılığı şeklinde tabir edilen bir versiyonu da destekliyorlar gibi görünüyor dışarıdan bakıldığında. Bu doğru mudur acaba? Yoksa kendileri mi Şimdi bir forma sokmaya çalışıyorlar genel İslami eğilimleri, coğrafyaya ya da ülkelerin özel şartlarına göre? ilginçtir bu Amerikalıların İslam'ı kullanmasının ilk farkına varanlardan biri Seyit Kutup, Müslüman kardeşlerin ideologlarından önde gideni. Ve 1950'li yıllarda çok bence çarpıcı bir makale yazıyor Mısır'da, Arapça bir dergide yayınlanıyor bu. Ve 1952-53, yanılmıyorsam o kadar erken bir tarih, ve diyor ki dikkat edin diyor, Amerikalılar, yani kendi okuyanlarına sesleniyor, dikkat edin kendinize diyor. Bu dönemde artık Batılılar İslamiyet'e, makalenin başlığı Amerikan İslamı bu arada, Amerikan İslamı makalenin başlığı, Amerikalılar ve onların işbirlikçileri İslam dünyasında bu aralar İslamiyet'le, dinle çok ilgililer. Ama onların istediği İslam, onların tahayyül ettiği İslam, antikolonyalist olmayan, anti emperyalist olmayan bir İslam. Dolayısıyla yeni bir İslam tahayyül ediliyor, inşa edilmeye çalışıyor. Buna karşı dikkatli olun şeklinde böyle manidar bir yazısı var Amerikan İslamı başlıklı. Şimdi Amerikalılar tabii ki İslami grupların içine penetre edilerek onların dünya görüşlerini değiştirmek konusunda 1950'li yıllarda önemli adımlar atıyorlar. OCB diye kurdukları bir komite var. Organization Committee, tam İngilizcesini hatırlamadım ama OCB olarak yazılıyor. Bu çok önemli bir rapor. Bütün İslam dünyasındaki Amerika'nın birlikte çalışabileceği İslami grupları listeliyorlar. Mesela Türkiye'den Nurcular var.
1950'li yıllarda radara giren, yani nurculukla yakın çalışabiliriz şeklinde görüyorlar mesela Türkiye'de. Yine diğer başka grupları da radarlarını aldıklarını görüyoruz. Yani bütün İslam dünyasında yakın çalışabilecekleri İslami grupları listeliyorlar ve bunlarla irtibata geçiyorlar. Bunlardan önde geleni, yani bu yaptığımız programda tabii değinmek lazım, Müslüman kardeşler. Yani Mısır Müslüman kardeşleri de Amerikalıların radarına giriyor ve radarına giren isimlerden en önemlisi de Said Ramazan. Yani Hasan el-Benna'nın, yani Müslüman kardeşler hareketinin kurucusu olan Hasan el-Benna'nın damadı olan Said Ramazan. Ve demin Eisenhower'ın Orta Doğu'da İslamiyet'i Amerika'nın müttefiki yapma stratejisinden bahsetmiştim ve bu anlamda da Suudi Arabistan Kralı'nı tıpkı bir papa gibi inşa etme amacı vardı. Çok ilginçtir, yine Eisenhower döneminde Amerika'da Princeton Üniversitesi liderliğinde İslamiyet'le ilgili bir sempozyum yapılıyor. Ve orada Türkiye'den katılanlar da var o sempozyuma, akademisyenler olarak. Mısır'dan katılan isim, Amerikan Büyükelçisi'nin, Mısır'daki Amerikan Büyükelçisi'nin özel isteğiyle Said Ramazan da orada katılıyor ve Beyaz Saray'da Eisenhower'la beraber bir grup akademisyen içinde fotoğrafı var Said Ramazan'ın. Yani 1950'li yıllarda Hasan el-Benna'nın damadı olan ismin Beyaz Saray'da Amerikan başkanıyla aynı karede fotoğrafa girecek kadar yakın bir işbirliği, karşılıklı temasların arttığını görüyoruz. Burada tabi Amerikalıların kafasında Müslüman kardeşler hareketinin NASA karşı, Sovyet etkisine karşı, Arap milliyetçiliğine karşı kullanmak, kendi çıkarları neticesinde, kendi çıkarları çerçevesinde onlarla işbirliği yapmak var. Mesela Müslüman kardeşler, Mısır Müslüman kardeşleri bu bağlamda en radara giren örgütlerden bir tanesi. Ama tabii şunu da altını çizmek gerekiyor. Yani buradan da şu çıkmaz. Onu da bu bütün yeşil kuşak bu çok komploya da yatkın bir strateji. Yani Orta Doğu'daki tüm İslami akımları Amerika'nın kuklaları gibi görmek. Yani Müslüman kardeşleri Amerika yarattı. Şimdi Amerika kullanıyor. İşi bitince attı gibi anlaşılmaması da gerekiyor. Yani Amerikalılar kullanabildikleri ölçüde kullanıyorlar. Müslüman kardeşler de tabii Amerika'yı kullanıyor. Fakat tabii burada güç dengesinde baktığınız zaman süper güç ve bir diğeri örgüt. Dolayısıyla bir süper gücün o örgüt üzerinde, siyasi örgüt üzerinde çok daha etkili olabileceğini varsayabiliriz. Yani bir karşılıklı kullanma söz konusuysa burada daha çok kullanan taraf Amerika oluyor diğerini. Ya aslında orada şöyle bir şey de var. Şimdi 50'lerde belki Amerika Birleşik Devletleri ile bu örgütlerin birbirlerine bakışları ya da ilişkilerinin boyutları biraz daha farklıydı. O sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi Soğuk Savaş döneminin daha da şiddetlenmesiyle birlikte desteğin hangi boyutlarda verildiği ya da işte o desteğin karşılığının nasıl ödendiği ülke şartlarına göre de değişiyor olabilir. Şu açıdan söyleyeceğim. Mesela bir Suriye örneğiyle işte Afganistan örneği birbiriyle oturmuyor, örtüşmüyor. Ya da bir Mısır'daki Müslüman Kardeşler İslamileşme hareketiyle bir Libya'daki bile birbiriyle örtüşmüyor. Haliyle burada da büyük ihtimalle birincisi o Soğuk Savaş döneminin iyice alevlendirdiği karşılıklı çekişme dönemi. İkincisi de tabii ülkelerin şartlarına göre süreçlerin de değişmesiyle bağlantılı gibi görünüyor. Yani şuraya gelmek istiyorum. Sizin de söylediğiniz gibi bu Yeşil Kuşak projesi ve Amerikalıların ya da Batı bloğunun genel olarak İslamcı hareketleri desteklemesi meselesinin en kafa karıştıran kısmı şu anda Afganistan gibi görünüyor. Çünkü Afganistan'da birincisi bu İslami hareket çok da böyle bir Mısır'daki gibi, bir Suriye'deki gibi, bir işte Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki gibi kalmadı. Ya da daha yıllar içinde mesela kendi dış networklerini, farklı ülkelerden desteklerini de, destek ağlarını da genişlettiler. Yani mesela bir Taliban'ı bugün biz Çin'le de, Rusya'yla da, İran'la da görüşürken görüyoruz. Dolayısıyla dönüp şunu da sormak gerekiyor belki. Amerikalılar da zamanla, hani madem zamanında biz bu örgütlerle ağımızı, ilişkimizi kurduk, bunu kesip atmayalım, biz de dönüştürelim şeklinde bir eğilimdeler mi diye de bir soru geliyor insanın aklına haliyle.
Bilmiyorum siz Evet, yani baktığımız zaman Taliban'la Amerika Birleşik Devletleri'nin görüşmesi aslında bu 2001 öncesindeki 11 Eylül saldırılarından önce de vardı. Hatta Taliban heyeti Amerika'ya gitti. Çünkü Afganistan stratejik bir ülke, Orta Asya'nın hemen güneyinde yer alıyor ve dolayısıyla Orta Asya petrol ve doğalgazının Afganistan üzerinden ve Pakistan vasıtasıyla dünya pazarlarına ulaşması gibi bir proje vardı. Dolayısıyla Amerikalılar da pragmatik olarak bakarak ya bu Afganistan'da Taliban varsa Taliban var. Bizim Taliban'la hiçbir sorunumuz olamaz. Dolayısıyla hani petrol hattı geçirecekse oturalım masaya diye düşündüler. Açıkçası burada şunun ayrımını yapmak gerekiyor. Bu genelde Türkiye'de de dünyada da bu ayrım Taliban yönetimini analiz ederken bu ayrım gözden kaçıyor. Yani Taliban'la El-Kaide'yi bir birlikte görmek. Sanki bunlar birbirinden ayrılmaz iki dinamik, yani birleşik bir örgüt veya yapı. Böyle değil aslında. Taliban 2001 öncesinde de kendini El-Kaide'den ayrıştırmaya çalıştı. Çünkü hep böyledir bu. Bir siyasi örgüt yapı bir devletin başına geçtiği zaman legalleşmek, meşrulaşmak ister. Çünkü sonuç itibariyle bir ülke siyasi ve fiziki sınırlar içinde bir yapıyı temsil ediyorsunuz. Fakat El-Kaide uluslararası anlamda bir terör örgütü, yani terör örgütü de derken aslında şunu söylemeye çalışıyorum, silahlı bir örgüt ve sınırları dikkat eden ama devlet üstü, devletleri aşan, devlet ötesi bir örgüt olduğu için El-Kaide mesela Taliban'ı ısrarla amorf, bilinmez yere çekmeye çalıştı. Ve Taliban'la ciddi anlamda anlaşamadıklarını biliyoruz. Yani mesela hatırlarsınız 11 Eylül saldırıları öncesinde çok önemli bir Buda heykelleri patlatılmıştı Afganistan'da. Mesela bu Buda heykellerin patlatılmasının El-Kaide'nin Taliban'a dayattığı yönünde iddialar var. Yani Taliban meşrulaşmak, tanınmak, uluslararası camiada yer almak isterken El-Kaide onu tam tersine uluslararası camianın dışına çekerek adeta bir amorf bir yapıya dönüştürmek istedi Afganistan'ı. Ve dolayısıyla 11 Eylül saldırıları olmasaydı muhtemelen Taliban rejimi Batı ve Amerika tarafından da tanınacaktı. Yani burada şunun altını çizmek gerekiyor. Amerika Suudi Arabistan gibi bir rejimle yakın müttefiklik içinde, değil mi? Yani mesela işte Amerikan, bundan önceki Amerikan Başkanı Trump Suudi Arabistan'ı ziyaret etti. Orada çok mutlu dans ederken falan fotoğraflar verdi. Şimdi Suudi Arabistan rejimini düşündüğümüz zaman hani en basit insan hakları, en temel insan haklarının geçersiz olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Hani Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan'la 60 yıldır, 70 yıldır ittifak ilişkisi içinde olabiliyorsa Taliban rejimiyle niye ilişki kurmasın? Yani bu bağlamda baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri için o anlamıyla ben bir sorun görmüyorum. Ama işte El-Kaide Taliban hep o radikal, köktenci çizgiye çekerek kendi yanına almak istedi ve bunda da 11 Eylül'le başarılı da oldu. Şimdi tekrar mesela Taliban buradan sıyrılmak istiyor anladığım kadarıyla. Ama zaman gösterecek tabii burada ne kadar yol alabildiğini. Şimdi zaten şöyle de bir şey var. Hani zaman da toplum da coğrafya da böyle sürekli dinamik ve değişen olgular sonuçta. En nihayetinde 50'lerde desteklenen herhangi bir İslami eğilimli bir grubun 2000'li yıllara gelindiğinde birkaç tane ülkeye birden korku salan silahlı bir örgüte dönüşmüş olması da gayet normal bir şey. Hani o dönüşüm süreçleri, sosyoekonomik faktörleri, işte cehaleti, fakirliği, yani yerel şartları da göz önüne aldığımız zaman. Şimdi daha basit, işte birçok insanın hani cevabını merak ettiği birkaç tane soruya gelmek istiyorum. Birincisi, tamam, Soğuk Savaş döneminde Amerika Birleşik Devletleri işte nin tek düşmanı ya da en önemli alt etmek istediği cephe Sovyetler Birliği'ydi ve bunun içinde İslami eğilimli hareketleri, grupları, yapıları vesaire desteklemekten, her türlü desteği vermekten kaçınmadı. Hatta bölgesel müttefiklerini de paraydı, finanstı, belki medyaydı, belki PR'dı, belki diplomasi destekleri vermesi için de zorladığını biliyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nin. En azından mesela Afganistan'da bunu yaptığını biliyoruz. Suriye'deki Müslüman kardeşler için de bölgesel müttefikleri üzerinden de desteğini
sürekli artırdığını da biliyoruz. Ama şimdi zaman da değişti, çağ da değişti. Birincisi şunu sormak istiyorum. Hani çok genel geyik konularından biridir. Soğuk savaş bitti mi sizce? Birincisi evet, bu. İkincisi bunu şeye taşıyanlar var. Yeni dönem Rusya Federasyonu ve Batı bloğu arasındaki çekişmeye, o çift kutuplu dünyanın doğuş sancıları üzerinden tekrar benzer tanımlamalar yapanlar var. Bundan dolayı soruyorum. İkincisi de bu yeni dönemde, yani mesela Biden döneminden falan bahsediyoruz ama genel olarak bir Batı bloğunun, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir Müslüman kardeşlere yönelik ya da İslami eğilimli gruplara yönelik desteklerini hala bir 15, 20 yıl, 30 yıl önceki gibi devam ettirdiğini düşünüyor musunuz ya da edecek midir? Hani aralarındaki ilişki bir form değiştirdi mi? Çünkü o örgütler de eski örgütler değiller artık. Sesi sık sık kapatıyorum çünkü kalabalık bir yerdeyim, dikkat dağılmasın diye. Buyurun. Tamamdır. Yani bu iki soru da önemli iki soru. Şimdi birinci soruya bakarsak, yani Sovyetler Birliği'ne karşı İslamcı hareketleri destekledi. Dolayısıyla aynı strateji Rusya'ya karşı uygular mı? Uygulayamaz. Çünkü Rusya Sovyetler Birliği'nin ideolojisine sahip bir ülke değil. Yani artık Sovyetler Birliği başka bir ülkeydi, başka bir ideolojiye sahipti. Rusya başka bir ideolojiye sahip mi, onu bile soru işaretim var. Ama başka bir ülkeden bahsediyoruz. Yani bunu da bence en çarpıcı noktalarından bir tanesi. Rusya'nın kendisinin siyasal İslam'la, İslamcı hareketlerle bir sorunu yok. Yani baktığınız zaman en önemli müttefiklerinden biri İran, Orta Doğu'da Rusya'nın. Dolayısıyla mesela Çeçenistan'da Rusya köktenci bazı hareketleri, grupları bastırdı. Ama yerine koyduğu gruplarda gayet İslamcı figürler, Rusya ile yakın çalışabilen. Dolayısıyla Rusya'nın Sovyetler Birliği'nde olduğu gibi Orta Doğu'daki ülkeleri dönüştürmek, modernize etmek, yeni bir ekonomilerini dönüştürmek, işte Marksist çizgide bir ekonomik ve siyasi yapı kurmak, bunu aydınlanma çizgisinde götürmek, kadın hakları, işte sendikal haklar falan. Sovyetler Birliği için bunların hepsi çok önemliydi. Afganistan'da 1970'li yıllarda Afganistan'da gördük bunu. Diğer başka ülkelerde de gördük. İşte Suriye'de gördük Sovyetler Birliği'nin etkisi olan. Yemen'de Sovyetler Birliği etkiliydi. Bir bölümünde Yemen ikiye ayrılmıştı. Orada yine bir nebze de olsa modernleşme götürmek istedi. Şimdi Rusya'nın böyle bir hedefi, amacı yok. Rusya son derece pragmatik davranıyor dış politikasında ve eğer işine geliyorsa, çıkarlarına uyuyorsa İran'la da işbirliği yapar, Afganistan'da Taliban'la da işbirliği yapar. Yani Rusya'nın öyle bir ideolojik bir şeyi yok, çıpası yok Sovyetler Birliği'nde olduğu gibi. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bu grupları kullanamaz Rusya'ya karşı. Bir parantez, Suriye hariç, Suriye'de başka bir mücadele var. Çünkü Suriye'de eski Sovyet ülkelerinden gitmiş çok sayıda radikal militan var ve Rusya şöyle görüyor. Eğer ben bu militan kökten dinci örgütleri Suriye'de durduramazsam, Suriye'de bunlar kazanırsa, bunlar bir sonraki atlama taşı olarak ben Rus topraklarında göreceğim bunları. İşte Çeçenistan üzerinden, Dağıstan üzerinden, çünkü son 20 yılda birkaç tane büyük çaplı saldırılar da oldu Moskova'da dahil olmak üzere bu örgütler tarafından. Dolayısıyla Rusya yine pratik açı sebeplerden Suriye'deki savaşı bir ileri hat olarak görüyor kendisi için. İkinci sorunuzu bir daha tekrarlayabilir misiniz? İkinci sorumun cevabını aslında birinci soruda verdiniz. Yani bu, hani bu örgütler de eski örgütler değiller artık. Bunların Amerika Birleşik Devletleri ve çeşitli onlara zamanında çok ciddi destekler veren ülkelerle ilişkileri de aynı değil. Ama bu ülkelerle şu anda mesela bir işte Mısır ihvanının, bir Taliban'ın, bir hani Suriye ihvanından şu anda Suriye içinde bahsedilemez ama bu tarz örgütlerin ilişkileri mesela Amerika ile nasıl devam eder sizce? Bir eşitlik dengesinde bir bozukluk, bozulma mı var? Şimdi şöyle, artık bu örgütlerin
kullanılışlığı kalmadı. Yani Soğuk Savaş bitti, Sovyetler Birliği yıkıldı ve dolayısıyla bu örgütlerin Amerika açısından Soğuk Savaş'taki kadar kullanılabilirliği yok baktığımız zaman. Ancak 2000'li yıllarda yeni bir strateji denendi Orta Doğu'da. Yani şuna bakıldı Orta Doğu için. Şöyle görüldü 2000'li yıllarda. Cezayir'den Irak'a kadar olan coğrafyada ki rejimler ki bunların hepsi Arap milliyetçisi ve hani Arap milliyetçisi Baas tarzı rejimler. Cezayir, Tunus, 20 yıl öncesinden bahsediyorum. Libya, Mısır, Suriye, Irak baktığımızda Saddam, Esad, Kaddafi, Mısır yönetimi, Tunus'ta Burgiba, Cezayir'deki yönetim. Fakat Amerika Birleşik Devletleri şöyle düşünün. Bu rejimler tıpkı Doğu Avrupa'daki rejimler gibi, 80'lerdeki Doğu Avrupa rejimleri gibi köhnemiş rejimler ve bunlar yıkılacaklar. Dolayısıyla bu rejimlere karşı en önemli muhalif gruplar siyasal İslamcı gruplar ve önde gelen örgütte Müslüman kardeşler işte Suriye, Mısır, Tunus başta olmak üzere bu ülkelerde. Dolayısıyla işte 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye'de iktidara gelmesi ve 2000'li yıllardaki o iktidarına düşündüğümüz zaman liberal değerleri benimsemiş, liberal ekonomiyi benimsemiş, işte Avrupa Birliği üyeliğini kendisine hedef olarak koymuş bir Adalet ve Kalkınma Partisi model olabilir mi diye düşünüldü. Yani tıpkı bütün bu Müslüman kardeşler Orta Doğu'da Türkiye'deki İslamcı hareket gibi yani o Milli Selamet Partisi, Refah Partisi çizgisinden gelen İslamcı hareketin işte yenilikçiler, gelenekçiler olarak ayrışması ve gelenekçiler neden Amerika ve Batı tarafından olumlu görülmedi? Çünkü bunlar serbest piyasa ekonomisine karşılar, faizde sorunları var. Küresel piyasalara entegre olmak konusunda sorunları var. Son derece antisemitik bir ideolojiye sahipler. Dolayısıyla bunların entegre olabilmesine imkan yok olmadığı görüldü. Dolayısıyla oradan yenilikçi hareketle desteklendi biliyoruz ki 2000'li yılın iktidara gelmeden zaten Adalet ve Kalkınma Partisi Batı tarafından oldukça ciddi bir ilgiye mazhar oldu. Ve hep şöyle düşünüldü. Bakın yani işte nasıl Türkiye'de İslamcılar o milli görüş gömleğini atıp liberal gömleği giyebiliyorsa biz bunu Mısır'da, Irak'ta, Suriye'de hatta Filistin'de, Tunus'ta da yapabiliriz diye düşünüldü. Ve Obama'nın başkan olur olmaz deniz aşırı olarak ilk ziyaret ettiği ülke Türkiye'ydi bu anlamda. Ve işte mecliste ve Türkiye'deki yaptığı konuşmalara bakarsanız Adalet ve Kalkınma Partisi'nin son derece yoğun bir destek verdiğini görüyoruz. Ama bu dönüşüm olmadı Orta Doğu'da. Kaldı ki Türkiye'de ne kadar olduğu tartışılır. Bu aslında benim bir sonraki sorumdu. Yani ılımlı İslam'a gelecek olursak diye başlayan bir soru da hazırlamıştım. Şimdi hani bir kısmını zaten sorumun cevabını zaten büyük ölçüde verdiniz ancak bu son dönemde çok dolaşıma giren aslında büyük ölçüde de içeriği belirsiz olan ılımlı İslam kavramı o İslami hareketlerin desteklenmesi niyetinin devamı olarak görülebilir mi sizce? Şimdi şöyle ılımlı İslam derken burada bir noktadan altını çizmek istiyorum. Yani bir noktayı açmak istiyorum ben bizi izleyenler açısından. Yani Türkiye'deki İslamcı hareketle Orta Doğu'daki İslamcı hareketlerin, Orta Doğu Müslüman kardeşlerinin arasındaki ilişki, bunlar birbirine ne kadar benziyorlar? Çünkü ılımlı İslam dediğimiz zaman bütün bir Orta Doğu coğrafyasından bahsediyoruz. Hani İran'ı dışarıda alırsak, Körfez ülkelerinden çıkartalım. Yani Türkiye'den yaklaşık Tunus'a kadar bir hat üzerinde konuşursak farklı birçok İslamcı örgüt var. Ancak sözünüzü kesiyorum ancak mesela bu 2007-2008'den itibaren ben de Suriye başta olmak üzere o coğrafyadaydım. 2000'lerin böyle başından itibaren daha çok bakın Türkiye gibi bir örnek var. Hani siz bu örneğin biraz uzağında gerisindesiniz ancak bu örnekle bu örneğe dönüşebilirsiniz şeklinde bir modelleme, bir sunum da söz konusuydu Türkiye üzerinden. Benim hani sahadan takip ettiğim kadarıyla söyleyeyim. Bunu aktif olarak mesela Mısır'da da yaptılar, Suriye'de de yaptılar, Lübnan'da da yaptılar ki bu bölgenin önemli merkezleri arasında. Dolayısıyla böyle öne çıkan ülke Türkiye olsa da Türkiye üzerinden bir tanıtım
süreci de vardı diye düşünüyorum. Ilımlı evet, İslam'a yani, dair. Doğru ama şimdi şöyle söyleyeceğim. Yani Türkiye evet bu yani benim demin altını çizmek istediğim nokta oydu. Adalet ve Kalkınma Partisi bir örnek, model olabilir mi? Olamaz. Olamazdı. Yani olamazdı Arap dünyasında. Bir nebze, bir ölçüde belki Tunus olabilirdi. Olabilir. Ancak diğer ülkelerle mümkün değil bu benzetme. Yani çok yanlış bir analoji. Türkiye'deki İslamcı hareketle, Orta Doğu İslamcı hareketi. Neden? Çünkü bu nokta önemli bence. Bütün bir soğuk savaş döneminde Türkiye'deki İslamcı hareket 1969 seçimlerinden itibaren ve 1970'te Milli Nizam Partisi'nin kurulmasından itibaren meşru, legal bir siyasi aktördü Türkiye'de. Yani 1970'li yıllarda Milli Selamet Partisi'nden Erbakan farklı koalisyon hükümetlerine başbakan yardımcılığı yaptı. İçişleri, Adalet Bakanlığı gibi önemli bakanlıklar MSP'ye verildi. Şimdi dolayısıyla Türkiye'de solla mücadelede İslamcılık devlet tarafından, müesses nizam tarafından, ordu, milli istihbarat teşkilatı tarafından panzehir, kullanışlı bir aktör, müttefik olarak görüldü hatta. Öyle söyleyebilirim. Şimdi dolayısıyla 1994 yerel seçimlerini hatırlayın. 1994 yerel seçimlerinde Ankara ve İstanbul belediyelerinde İslamcı Parti'nin kazanması bir sorun teşkil etmedi Türkiye'de. Bu partilerden işte bir tanesi Melik Gökçek, öbürü de Recep Tayyip Erdoğan. İki büyükşehirin başkanlıklarını, belediye başkanlıklarını kazandılar. Şimdi bu hiçbir Orta Doğu ülkesinde düşünülemez. Mısır, Suriye'de dahil olmak üzere, Tunus'ta dahil olmak üzere İslamcı hareketler, Müslüman kardeşler terör örgütü sayıldı Soğuk Savaş döneminde. Meşru siyasi aktör değillerdi. Dolayısıyla çok önemli bir farklılık var. Yani siyasetin ancak meşru aktörleri değiller bunlar. Burada şöyle bir fark şuradan kaynaklanmıyor mu acaba Behlül Bey? Mesela bir Suriye'de ve Mısır'da Müslüman kardeşleri biz zaten silahlı örgüt olarak da görüyoruz. Çok sayıda silahlı eylemin sorumlusu olarak görüyoruz. Hatta zaman zaman yer altına çekilip hücre tipi yapılanmaya geçen örgütler olarak da görüyoruz. Türkiye'de bu süreçler yaşanmadı değil mi bu İslami hareketler açısından? Evet, yaşanmadı. Çünkü yani Türkiye'nin siyasi formasyonu bambaşka bu ülkelerden. Ya bir kere bu saydığımız ülkeler Suriye ve Mısır Soğuk Savaş döneminde Batı İttifakı'nın üyesi değiller. Şimdi Türkiye Batı İttifakı'nın üyesi olduğu için İslamcı örgütlerin silaha başvurmasına gerek yoktu bir kere. Öncelikle çünkü zaten sistem, müesses nizam onları absorbe edip entegre etmeye razıydı. Hatta yani 1971 darbesinden sonra Milli Nizam Partisi kapatılıyor Türkiye'de. Milli Nizam Partisi kapatıldıktan sonra darbe kime karşı yapılıyor? Adalet Partisi ve Demirel'e karşı yapılıyor. Askerler şunu görüyor. Ya biz milli sağdaki bu partiyi kapatırsak Demirel daha da güçlenecek. O zaman Erbakan'ı davet ediyorlar ve Milli Selamet Partisi'ni kurdurtturuyorlar. Yani sen gel kur bu partiyi de hani Demirel'i dengelemiş olursun diye. Ki 73'te CHP ile MSP koalisyon hükümeti kuruyorlar. Şimdi Orta Doğu, Suriye ve Mısır'da böyle bir kere hem sistem meşru siyaset yapmaya uygun değil. Aktör olarak, meşru aktör olarak görmüyor. Hem de özellikle Suriye Müslüman kardeşleri son derece radikal. Mısır Müslüman kardeşlerinden farklı olarak. Son derece radikalleşiyor 60'ların sonundan itibaren. Orada işte bir takım mezhepçi bakış açısı da giriyor zaten Suriye Müslüman kardeşleri özelinde. Yani rejime ısrarla bir mezhepçi vurarak düşmanlaştırıp ötekileştiriyorlar. Çünkü Suriye'deki rejime baktığınız zaman, siyasi rejime baktığınız zaman 1960'ların sonundan itibaren Türkiye'de de sıklıkla, yanlışlıkla Alevi bir rejim olarak görülür İslamcılar tarafından. Ama Suriye rejimi çok demokratik bir rejim değil, asla değil, otoriter bir rejim ama kendi içinde son derece farklı unsurları, etnik ve dini unsurları barındırıyor. Yani bir genelkurmay başkanı Hristiyan olabiliyor. Şimdi Türkiye için bunu düşünebilir miyiz? Ya Türkiye'de herhangi bir Hristiyan'ı bırakın herhalde genelkurmay başkanı kaymakam bile olduğunu ben hiç duymadım hayatımda.
Şimdi Suriye rejimi Türkiye'den anlaşılamayacak derecede, İslamcıların hele hele hiç anlamayacağı derecede farklı renkleri içinde barındırıyor. Ama tekrar diyorum, demokrasi değil bu rejim. Otoriter bir rejim, ama her otoriter rejim ne kadar otoriter olursa olsun bir takım toplumsal gruplara dayanmak zorunda. Türkiye'de zaten 2011'den itibaren bu Arap ayaklanması ile beraber İslamcıların Suriye'ye dair bir türlü, Suriye'deki rejime dair bir türlü anlayamadıkları nokta şuydu. Ya bu rejim %10-11'lik Alevilere dayanıyor. Biz sallasak yıkılır bunu. Üflesek yıkılır diye düşündüler. Değil mi? Yani o hep işte bırakın aylar, haftalar içinde yıkılacak anlayışı vardı iktidarda. Fakat bu tamamen yanlış okumaktan kaynaklanıyordu. Suriye'deki rejim, siyasi rejim, iktidar halihazırda Arap etnik unsuruna dayanıyor. Yani hangi mezhepten, ırktan gelirseniz gelin, mezhep, dini inanıştan gelirseniz gelin, Arap olmanız çok önemli. O rejimin meşruiyeti açısından Hristiyan Arap olabilirsiniz, Şii, Sünni, farklı gruplardan olabilirsiniz ama Arap kimliği çok önemliydi o rejim için. Ki biliyoruz ki Sünni Arapların önemli bir kısmı da 2011'den sonra da Şam'daki iktidara çok ciddi destek verdiler. Yoksa bakın yani bunu bir akademisyen olarak anlamamız gerekiyor. Türkiye, Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği onlarca farklı silahlı grubu Suriye'ye soktular ve rejimi deviremediler. Ya bu rejim bir takım toplumsal tabanlara dayanmasaydı devrilirdi. Demek ki anlaşılamayan nokta hep buydu. 1960'larda da aynı şekilde Suriye Müslüman kardeşleri böyle gördü zaten. Rejimi bir mezhepsel lensten, gözlükten okudular ve basit bir silahlı ayaklanmayla devireceklerini düşündüler. O devrilmedi. Kaldı ki çarpıcı bir şey söyleyeyim size. Türkiye'deki İslamcıların Suriye rejimini mezhepçi okumasının arkasında 1960'lı yılların sonundan itibaren Suriye Müslüman kardeşleriyle Suriye Müslüman kardeşlerinden Suriye siyasetini dinlemeleridir. Burada bir parantez açayım. Bence burası mühim bir nokta. Türkiye'deki İslamcıların Suriye ve Mısır Müslüman kardeşleriyle yakın ilişkileri, bu programda hiç konuşmadığımız 1960'lı yıllardan itibaren Batı Almanya üzerinden başladı. Yani bu Yeşil Kuşak projesinden bahsediyoruz. Hep Amerika üzerinden konuştuk ama bunu altını çizmek istiyorum. Bu denklemde bir ülke çok önemli. O da Batı Almanya. Batı Almanya Soğuk Savaş döneminde en antikomünist rejimlerden biri, çünkü Doğu Almanya'yı Sovyet işgali altında görüyor. Ve Doğu Almanya'nın da Suriye ile Mısır'la çok yakın ilişkileri var. Ve 1950'li yılların sonundan itibaren Batı Almanya, Doğu Almanya'nın yakın ilişkiler kurduğu Suriye ve Mısır rejimlerine karşı muhalif olan Müslüman kardeşlerinin önde gelen isimlerini Batı Almanya'da barınmalarına izin veriyor. Tam da o yıllarda, 1960'larda Türkiye'den işçi göçü başladığında, Türkiye'deki İslamcılarla Suriye ve Mısır Müslüman kardeşleri, çok ilginçtir bu, hep radardan kaçırılır, Batı Almanya'da yakın temaslar sağlıyorlar ve Türkiye İslamcılarının Suriye'deki rejime karşı bu ön yargılı bakışlarının temelini de Suriye siyasetini Suriye Müslüman kardeşlerinden dinlemeleri yatıyor. Yani ben size şöyle söyleyeyim, ilginç bir detay vereyim. Bu aslında 1982 Hama ayaklanması 79 yazında başlar. Yani onun öncesi var. 79 yazında aslında Suriye Müslüman kardeşleri siyahlı ayaklanmaya başlatıyor. Bu zirveye çıktığı yer Hama, 1982 Şubat. 1979 yılında İslamcı hareket içinden önemli bir isim mesela o sırada Şam'da Arapça öğreniyor. Fehmi Koru. Fehmi Koru Yeni Devir gazetesine o dönemde Mahlas isimle yazılar gönderiyor. Ve o da mesela 79'da rejimin çok kısa sürede devrileceğini söylüyor. Sonra Türkiye'ye dönüyor. Darbe sonrasında da bir takım yazıları var. Yine Hama ayaklanması sırasında. Yani 2011'de Esad rejimi aylar değil haftalar içinde devrilecek öngörüsünü 79'da yine İslamcı hareket içinden yapanlar var. Yani tarih tekerrürden ibarettir diyeceğim bu örnek bağlamında.
Aynı yanlış analojiyi, yanlış analizi 79-82 arasında yapıyorlar. Bunu 2011 sonrasında tekrarlıyorlar baktığımız zaman. Behlül Bey, şimdi yeşil kuşak ve soğuk savaşla ilgili genel işte çevremden topladığım soruların önemli bir kısmını aktardım, öne çıkanları. Ben şimdi merak ettiğim, şahsen merak ettiğim bazı şeyleri sormak istiyorum. Birinci sorum şu: Müslüman kardeşlere gelecek olursak, bugünkü Müslüman kardeşleri, yani 2021 itibariyle işte Tunus'taki, Libya'daki, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki, işte Suriye'deki, Mısır'daki, kısmen Irak'taki ve Türkiye'deki Müslüman kardeşleri, dünyanın tabii diğer ülkelerindeki dahil olmak üzere, siz nasıl tanımlıyorsunuz? Gerçekten hani arka arkaya Arap ayaklanması sonrası dönemde arka arkaya işte feci şekilde tökezlediler mi? Güç mü kaybediyorlar hızlı bir şekilde, yoksa yeni bir dönüşüm sürecine mi girdiler? Yani ekonomik kaynakları, diplomatik ilişkileri, çeşitli ülkelerde 3 yıl olsun, 2 yıl olsun, 5 yıl olsun fark etmez. Ülke yönetimlerine talip olmaları, hatta o koltuklara oturmaları, seslerini çok daha geniş kitlelere duyuruyor olmaları gibi faktörlerin de göz önünde bulundurmak lazım. Bunu da şuradan yola çıkarak sormak istiyorum. En son mesela Fas'ta bir Müslüman kardeşler uzantılı bir hareket seçimleri kaybetti. Aynı şekilde mesela Tunus'ta Nahda hareketi ciddi zorda. Müslüman kardeşler uzantılı. Mısır'da keza ağır baskı altındalar. Ve bana göre, hani bir saha muhabiri olarak söylüyorum, fazla optimistik çok sayıda yorum görüyorum. Yani Müslüman kardeşler tamam bitti artık, hani kaybettiler, gömüldüler tarihe şeklinde. Hani siz bütün bu son hani 2021 itibariyle genel olarak dünya çapında Müslüman kardeşlerin durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben o yoruma katılmıyorum. Yani siyasal İslam bitti ve bundan sonra işte etkili bir aktör olmayacak yorumuna katılmıyorum. İslamcılık 150-200 yıllık bir ideoloji baktığımız zaman modern anlamda ve bu Osmanlı coğrafyasında Tanzimat'tan itibaren önemli bir rolü var siyasette, iktidar ilişkilerinde. Dönem dönem bu zirveye çıkıyor, dönem dönem azalıyor. Ama her zaman var. Yani Türkiye'de yanlış bilinen noktalardan biri, mesela tek parti döneminde İslamcının yok edildiği gibi bir inanış var. Bu da doğru değil. Çok sayıda cemaat yapılanması tek parti döneminde devam ediyor. Varlıklarını sürdürüyorlar. Zaten tek parti rejiminin de kitlesel anlamda hareket etmedikleri sürece, kitlesel güç gösterisi yapmadıkları sürece cemaat yapılarıyla da bir sorunu yok. Şimdi baktığımız zaman İslamcılık dün önemli bir ideolojiydi ve toplumsal tabanı ve siyasete karşılığı vardı. Bugün de öyle, yarın da öyle olacak. Dolayısıyla ben bittiğini düşünmüyorum. Ama çok ciddi anlamda güç yitirdiğini ve özellikle Türkiye özelinden bakarsak da sunabileceği hiçbir projesinin kitlelere çekici gelebilecek bir sunabilecek bir projesinin kalmadığını düşünüyorum. Bu en önemli sorunu İslamcılığın ve Türkiye özelinden çıkarak da, hani Türkiye'de İslamcılık başarılı olamadıysa bu Orta Doğu'daki birçok İslami hareket için, İslami parti için de adeta bir çapa olacaktır. Ayaklarında zincir olacaktır. Yani bunu Türkiye'de başaramadı İslami parti Orta Doğu'da nasıl başaracak diye. Dolayısıyla ben önümüzdeki dönemde İslamcılığın etkisinin azalacağını ama asla yok olmayacağını, kabuk değiştirebileceğini düşünüyorum. Ancak tabii bu gidişatın ne yönde olacağını tahmin etmek çok güç bugünden. Aslında hani Türkiye'yi hariç tutarak söylüyorum, böyle Arap ayaklanmasının ağır, kendini çok şiddetli hissettirdiği ülkelerde
daha ılımlı sayılabilecek, belki Müslüman kardeşlere yakın, belki işte biraz daha İslami eğilimli hareketler diye tanımlayacağımız yapıların çoğu tabanlarını önemli ölçüde radikal örgütlere kaptırmaya başladı şeklinde bir takım değerlendirmeler var Arap basınında. Ciddi ciddi tartışıyorlar bunları. Çünkü işin diğer tarafı da şu, bu Arap hani özellikle medyaya yansıyan tartışmalardan yola çıkarak söylüyorum. Mesela bazı dini çevreler, otoriteler şunu söylüyor, diyor ki tamam biz hani İslami söylemleri kullanıyoruz ama bir IŞİD'de, bir El-Kaide de bunun bu zemin üzerinden devam ediyor. İşte o bölgedeki sosyoekonomik faktörler, istikrarsızlık vesaire düşünüldüğünde bizim hezimetimizle birlikte hazır bir tabanı başka bir harekete vermiş gibi olduk gibi bir takım yorumlar da var. Bu çok acı bir şey aslında, çok da tehlikeli bir gidişat. Ama diğer İslami hareketlerin de kabuk değiştirdiği, kendilerini yenileyip tekrar tekrar sahneye çıkacakları konusunda size kesinlikle katılıyorum. Yani bir Mısır'da, bir işte Tunus'ta, diğer ülkelerde tamamen yok olması söz konusu değil diye düşünüyorum ben de. Belki son olarak şunu eklemek gerekecek. Yani Orta Doğu ülkelerinin Türkiye'de dahil olmak üzere çok ciddi sorunları var. İktisadi sorunları var, toplumsal sorunları var, siyasi anlamda eğitim alanında çok ciddi sorunları var. Hani Türkiye'yi bir kenara bırakırsak, hani Türkiye bu ülkelerden iyi anlamda ayrılıyor. Dolayısıyla bu yüzden de çok sayıda mülteci Orta Doğu'dan Türkiye'ye gitmek istiyor ama Mısır'da çok ciddi toplumsal ekonomik sorunlar var. Ve İslamcılık bu sorunların nasıl çözüleceğine dair hiçbir vizyonu yok. Yani ikna edici bir vizyonu yok. Bu zamana kadar, yani en azından geçmiş 10 seneye kadar denenmemiş olması sebebiyle bir çekiciliği olabiliyordu kitleler nezdinde. İslamcılığın temel sorunu kitleler nezdindeki çekiciliğini kaybetmiş olması. Ya bunlardan bir tanesi radikal örgütlerin İslamcı söylemi ellerine almaları. Dolayısıyla kitlelerin fazla radikal bulması. İki, daha ılımlı olanlarının da hiçbir çözüm projesi sunamamaları. Bu ikilemden çıkabilmesi zor İslamcılığın. Yani kitleyi radikal örgütlere kaptırmayacaksınız ama var olan çok yakıcı sorunları da bir çözüm üreteceksiniz. Ben bunu İslamcı hareketlerde, partilerde göremiyorum. Türkiye'de de İslamcılığın temel sorunu bu. Bakın Türkiye'de kitleler nezdinde İslamcılık gücünü yitiriyorsa bunun temelinde ekonomik olarak vaat ettiklerini sunamaması var. Çok ciddi bir ekonomik problemlerle karşı karşıya Türkiye ve bu İslamcı partiye olan kitlelerin ilgisini en azından genç kuşakların nezdinde korkunç derecede eritiyor. O zaman birkaç soru da Türkiye'deki duruma gelip isterseniz yavaş yavaş kapatalım. Sizin de çok fazla vaktinizi almayayım ben. Peki Türkiye'de bu İslamileşme süreci ne zaman başladı? Biraz önce bahsettiniz hani kısaca, ancak özel olarak Türkiye'ye gelecek olursak temas ne zaman başladı tam olarak? İslamileşmenin spesifik olarak da Müslüman kardeşlerle hani kurumsal, bilinçli olarak bir örgütlenme mantığı içinde ideolojik paylaşım yaparak yapma niyetiyle temaslar ne zaman, nasıl başladı? Ya temasların başlaması 1940'lı yılların ilk yarısına kadar gidiyor. Türkiye'de Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte özellikle Konya'dan Mısır'a göçen çok sayıda, yani çok sayıda derken onlarla ifade edilebilecek, onlarla yüzlere yaklaşan din adamı Mısır ve Suudi Arabistan'a göç ediyorlar. Osmanlı'nın son şeyhülislamlarından Mustafa Sabri zaten Mısır'da o dönemde ve biliyorsunuzdur Cumhuriyet rejimini din dışı ilan ediyor. Hatta diyor ki Cumhuriyet rejimi din dışıdır. Dolayısıyla bu din dışı rejimde kabul eden Müslümanlar da dinden çıkmış olur gibi son derece radikal bir söylemi var. Ve Mustafa Sabri 1950'li yılların ilk yarısına kadar yaşıyor. Çok uzun bir hayatı var. Ve 1940'lardan itibaren Türkiye'den göç eden dindar kesimlerin temsilcileri
Mustafa Sabri liderliğinde bir araya geliyorlar. Orada El-Eser'de okuyan öğrenciler var. Ve burada ilk temaslar başlıyor Müslüman kardeşlerle. Ya çok erken bir tarihte temaslar başlıyor. Ve hatta şöyle çarpıcı bir örnek vereyim. Demin Sait Ramazan'dan bahsetmiştim. Müslüman kardeşlerin önemli isimlerinden biri. Hasan el-Benna'nın damadı. Kasım 1950'de Türkiye'ye geliyor Sait Ramazan. Ve bir 10 Kasım günü, Cuma günü Fatih Camii'nde Cuma hutbesi veriyor 1950'de. Yani Müslüman kardeşlerin önüne gelen bir ismi Kasım 1950'de Türkiye'ye geldiğinde Diyanet İşleri Başkanı Akseki ile görüşüyor ve Fatih Camii'nde Cuma hutbesi veriyor ve hutbeyi çevirenlerden bir tanesi Mustafa Runyun, o da Konyalı bir din adamının oğlu. Arapça biliyor çünkü babası Orta Doğu'ya göç etmiş ve Nurcular var dinleyenler arasında ve kitlelere dinletiyorlar. Yani ve Sait Ramazan gazetecilerle yaptığı görüşmede Kasım 1950'de ya biz Türkiye'yi hiç tanımamışız. Türkiye'de çok güçlü bir İslami hareket varmış, İslami çevre varmış diyor. Şimdi dolayısıyla 1940'ların sonu 50'lerin başında bile bir ilişkiler, gelmeler, gitmeler var Müslüman kardeşlerle. Ama dediğim gibi bunun en yakınlaştığı dönem 1960'lar ve Batı Almanya. Çünkü Soğuk Savaş döneminde demin de anlattığım gibi Mısır Müslüman kardeşleri ve Suriye Müslüman kardeşlerinden çok önemli isimler Batı Almanya'dalar ve bunlar Türkiye'den göç eden işçi hareketleri üzerinden Türkiye'deki İslami akımlarla temas kuruyorlar. Ve 1970'li yıllarda, 70'lerin sonundan itibaren mesela Suriye'de Müslüman kardeşler ayaklanması, Afganistan'da ilan edilen cihat, cihada yönelik para toplanması, çeşitli yardımların yapılmasında Suriye, Mısır ve Türkiye'deki İslamcı akımlar Almanya, Batı Almanya üzerinden ortak hareket ediyorlar, ortak çalışıyorlar. Bir de bir noktanın altını çizmek lazım. Yani 1960'larda bir değişim, dönüşüm daha oluyor. O da şu. Şimdi Türkiye'deki İslamcılık, Osmanlı'nın son dönemindeki İslamcılık, Osmanlı'nın son dönemi İslamcı isimleri son derece entelektüel ve felsefi anlamda derin isimler. Bunlar hem imparatorluk kurumlarından yetişmişler, medreselerinden ve İslamcılık bir entelektüel ve elitlerin elinde olan bir ideoloji, bir akım. Son derece derin bir ideolojiden bahsediyoruz Osmanlı'nın son dönemi. Ve bunun temsilcileri 1960'ların ilk yarısına kadar hayatları devam ediyor Türkiye'de ve Diyanet İşleri özelinde. Ve bunlar 1960'larda vefat ediyorlar. Fakat bu entelektüel anlamda derin İslamcılık kitlelere ulaşamıyor. Çünkü çok derin, yani önemli bir eğitim sürecinden geçmeniz gerekiyor. Ciddi felsefe eğitimi almanız gerekiyor. Dolayısıyla 1960'lı yıllarda bu İslamcılık, derin Osmanlı mirası İslamcılık Türkiye'de siyasi anlamda kullanışlı olmuyor. Bir kitlelerle buluşturamıyorsunuz. Ve tercümeler üzerinden, başta Seyit Kutup ve Pakistanlı Mavdudi'nin tercümeleri üzerinden çok daha kitlerinin anlayabileceği aksiyoner, günlük hayata yakın, günlük hayatın sorunlarına cevap vermeye çalışan İslamcıların eserleri Türkçe'ye tercüme ediyor ve tercümeler dönemi başlıyor. İşte 1960'lardan itibaren Türkiye'deki İslamcılığın, kitleselleşen İslamcılık, ciddi anlamda Müslüman kardeşlerin dünya görüşünden etkilenmeye başlıyor. Sadece onun üzerinden şekillendiğini söylemiyorum. Ama Seyit Kutup ve Mavdudi başta olmak üzere bu İslamcı ideologların Türkiye'deki İslamcılık üzerine çok derin etkileri oluyor. Ve Osmanlı mirası İslamcılığı aslında Türkiye İslamcıları kaybediyorlar. Ve bu da bence İslamcılık açısından çok ciddi bir kayıp oluyor ve bu bugün geldiğimiz nokta aslında, değil mi? İslamcı entelektüellerin en azından bazıları, önemli isimleri, İslam siyasal İslam'ın Türkiye'de bugün geldiği noktadan son derece rahatsızlar. Bu vulgarleşen
dünya görüşünden dolayı. Bunun da 1960'larda başladığını söyleyebiliriz. Peki Behlül Bey, normalde bir Türkiye Müslüman kardeşlerinden bahsetmek mümkün mü o bahsettiğimiz dönemden itibaren? Şimdi mesela bir Suriye Müslüman kardeşlerini örgüt olarak tanımlayabiliyoruz. Az çok mesela lider kadrosunu biliyoruz, hedeflerini biliyoruz, neyi düşman bellediğini, hatta propaganda söylemlerini, hatta ideolojisini üzerine kurduğu zemini, dini referansları vesaireyi de biliyoruz. Mısır'ı da keza biliyoruz. Türkiye'deki o İslami hareketlerin başka İslami hareketlerle teması mıdır bu bahsettiğimiz dönemler? Yoksa gerçekten Türkiye'de bir Müslüman kardeşlerin Türkiye versiyonunun temelinin atılması olarak da tanımlanabilir mi o dönem? Şimdi şöyle söyleyeyim, biraz soğuk savaş çalışan bir akademisyen olarak şöyle bir analojiyle bu sorunuzu cevap verebilirim. Şimdi Soğuk Savaş'ta çok farklı komünist partiler vardı dünyada, değil mi? İşte Alman Demokratik Doğu Almanya'nın komünist partisi vardı. Mesela Romanya farklı bir örnekti, Yugoslavya farklıydı. İşte Orta Doğu'da farklı hareketler vardı. Biraz Müslüman kardeşleri ben buna benzetiyorum analoji yapmak gerekirse. Yani bir belli bir dünya görüşünde, İslamcılığın dünya görüşünde ortaklaşma var ama herkes yoğurdu kendi usulünce yiyor. Yani böyle bir tek elden, tek merkezden, kontrol edilen bir hareket değil. Mesela Batı'da özellikle İslam karşıtı gruplar Orta Doğu İslamcılığını böyle göstermeye çalışıyorlar. Yani tek merkezden yönetilen bir İslami hareket var ve bu Batı'yı parçalayacak. Yani işte bunlar cihat ilan ettiler ve bütün Batı'yı ve demokrasiye parçalayacak. Bu gerçekçi değil. Böyle bir tek merkezden yönetilen bir İslami akımlar ve bunun network'ü yok. Herkes biraz yoğurdu kendi üslubunca yiyor Orta Doğu'da İslamcı hareketler açısından bahsedersek. Ve burada mesela anlaşamadıkları önemli noktalar var. Mesela Türkiye İslamcıları hep şunu vurgularlar. İşte Orta Doğu İslamcıları Türkiye liderliğinde birleşmeli. Yani biz lider olmalıyız. Niye? Zaten Osmanlı döneminde 500 yıl biz Orta Doğu'yu yönettik. Dolayısıyla hani bizim bu sadece bizim bize düşmez, bizim sorumluluğumuzdur gibi de görülüyor. Şimdi bunu tabii Orta Doğu'daki hiçbir İslamcı akım bunu ciddiye almaz. Türkiye İslamcılarının Orta Doğu'ya liderlik etmesi gibi falan bir görüşü ciddiye almazlar. Baktığınız zaman Orta Doğu'daki İslamcı hareketleri içinde hiçbir Türk İslamcısının okunmadığını görürüz. Yani hiçbir Türk İslamcısının entelektüel, ideolojik anlamda Orta Doğu İslamcılığı üzerine hiçbir etkisi yok baktığımız zaman. Ama şunun da altını çizmek gerekiyor. Bu 1960'lar Orta Doğu İslamcılığının Türkiye'ye önemli etkileri olduğundan bahsetmiştim. Tercümeler dönemiyle birlikte. Ve ilginçtir, çarpıcıdır. Yani 1967-68 gibi Milli İstihbarat Teşkilatı merkezli bir Türkiye'deki İslami hareketleri incelen bir rapor Ant dergisi üzerinden sızdırılıyor. Ve orada bir örgüt şeması çıkartılıyor. Yani Türkiye'deki İslami hareketin bir örgütlenme şeması yapılmış. Tarihe çok dikkat edin, 67 daha yani ortada Milli Nizam Partisi bile kurulmamış. Daha parlamentoya girmemiş İslamcılar. Ve o örgütün örgüt ismi Müslüman Kardeşler Örgütü olarak tanımlanıyor. Ve o örgüt şemasında kimler var? İşte Erbakan geleceğin bir başbakan adayı olarak gösterilmiş. Yani 1967-68 gibi bir tarihte ki Erbakan da mecliste değil. Önemli isimler olarak Turgut Özal, Korkut Özal orada yer alıyor. İşte bugün önemli sermaye, İslami sermayedarlardan Topbaşı ailesi var orada. 67-68'de hazırlanmış raporda. Dolayısıyla bu ekonomik, medya, devlet, sivil toplum, İslamcılığın sivil toplum, bütün bu topyekun örgütlenmesinin Müslüman kardeşler olarak anılması 60'lı yıllardaki bir istihbarat raporunda ben çok çarpıcı buldum. Onun sebebi de tabii o raporda şöyle açıklanıyor. Rabıta dediğimiz Uğur Mumcu'nun 1980'lerin sonunda yazdığı 62'de kurulan ve Suudi Arabistan liderliğinde kurulan ve o dönem 60'lı yıllarda Müslüman kardeşleri de kullanan bu örgütün bu örgütte yer alan Salih Özcan gibi
Yaşar Tunagör gibi Nurcuların da içinde bulunduğu, Mehmet Şevket Ege gibi İslamcı hareket içinde uzun yıllar bulunmuş isimler rabıtayla görüşüyorlar, rabıtanın etkinliklerine katılıyorlar ve bu sebeple Türkiye'deki İslami hareketin 1960'larda Suudi Arabistan üzerinden Amerika tarafından desteklendiği o istihbarat raporunda iddia ediliyor. Tabii bu tekrar bunu şunu söylemek lazım. Tabii ki İslamcılık Amerika olmasaydı da, yani bu uluslararası düzen böyle olmasaydı da önemli bir aktör olmaya devam edecekti. Ama bu denli kuvvetli ve güçlü olmayacaktı. Yani özellikle Türkiye, Afganistan, Suudi Arabistan bağlamında baktığımızda dolayısıyla bunu böyle biraz dengeli bir şekilde yorumlamak lazım. Yani İslamcılığı topyekun Batı'nın bir yarattığı bir örgüt veya ideoloji değil. Bu toprakların kendi içinden çıkmış ama Soğuk Savaş döneminde özellikle Batı tarafından ciddi anlamda kullanılmış bir örgüt olarak görmek gerekiyor. Türkiye'de mesela genel yanlış ön yargılardan biri de Necmettin Erbakan'a dairdir. İşte bu İslamcıların bir organize edilmesi, hatta silahlandırılması, desteklenmesi konusunda Necmettin Erbakan'ın ön ayak olduğuna dair bir takım hani ön kabuller var. Sizin yazılarınızda bunun çok da doğru olmadığını anladım gördüğüm kadarıyla. Onunla ilgili biraz daha detay verebilir misiniz? Erbakan niye karşı çıktı İslamcı hareketlerin? Erbakan'ın şöyle, yani bu Erbakan özelliğinde Erbakan'ın iki tane kritik oynadığı rol var burada. Bir tanesi 1982'deki Hama ayaklanması sırasında. İkincisi ise Körfez Savaşı sırasında. Zaten bence ikincisi de Batı tarafından geleneksel bu İslamcılığın yeni şartlara ayak uyduramayacağı ve dolayısıyla İslamcılık içinden bir yenilikçi akımın Türkiye özelinde çıkması gerektiğine karar verilen mesele neden oluyor. O da şu, 1982 Hama ayaklanması olduğunda Suriye Müslüman kardeşlerinden bir heyet Türkiye'ye geliyor. Ayaklanma başlamadan daha Ocak 1982 gibi ve Erbakan'la görüşüyorlar. Diyorlar ki biz işte ayaklanma başlatacağız, yani bunu üst noktaya taşıyoruz ve sizden de destek istiyoruz. Ve Erbakan Müslüman bir ülkede kendi dünya görüşü içinden paylaşarak bu tip bir ayaklanmanın kardeş kanı dökülmesine yol açacağını düşünerek destek vermiyor bu ayaklanma ve diyor ki yani kesinlikle ayaklanmayın, benden de hiçbir destek görmezsiniz. Üstüne üstlük ben karşıyım da buna şeklinde bir yaklaşım var. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi bence, yani bir tanesi tabii ki Erbakan'ın da söylediği gibi kardeş kanı dökülmesinin engellenmesi, ki Saadet Partisi de 2011'deki Arap isyanlarında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin muhalefeti silahlandırarak rejimi devirme politikasını en çok karşı çıkan partilerin başında gelmiştir muhalefet içinde. Yani Saadet Partisi çok çarpıcıdır. Yani 2011 yılındaki tartışmalara bakarsanız Yeni Şafak'ta, mesela Yeni Şafak gazetesinde Saadet Partisi'nin adeta böyle şeytanlaştırıldığını görürsünüz. Niye? Çünkü Saadet Partisi Suriye'deki muhalefeti silahlandırılmasına karşı çıkıyordu. Hatta o dönemde Saadet Partisi'nin genel başkanı da Şam'a giderek Beşar Esad'la görüşmüştü. Bu politikanın 82 yılında da aynen uygulandığını görüyoruz. Yani bunun sebeplerinden bir tanesi kardeş kanı dökülmemesi ise ve onun engellenmesi ise, ikincisi bence Erbakan'ın özünde anti-Batıcı ve antisemit ve İsrail karşıtı bir lider olmasıdır. Yani Erbakan 1982 şartlarını şöyle görüyor. Suriye İsrail'in en büyük düşmanı Orta Doğu'da. Dolayısıyla Suriye'deki rejimi zayıflatmaya yol açacak bir ayaklanma ancak ve ancak Batı ve İsrail tarafından destekleniyordur. Dolayısıyla bu oyuna düşmemek lazım gibi görüyor Erbakan. Aynı sebeplerden 91'deki Körfez Harekatı'na da karşı çıkıyor ve ciddi anlamda Suudi Arabistan'ın 1960'larda 70'lerde Erbakan'a çok önemli desteği var.
Ama 91 yılındaki Körfez Harekatı'na karşı çıkması Erbakan'la Suudi Arabistan ilişkinin bozulmasına yol açıyor. Kaldı ki 1980'li yıllarda Erbakan ciddi anlamda İran'la da dirsek teması yaptığını görüyoruz. Yani İran'da tabii son derece Batı karşıtı bir rejim olduğu için bu da Batı'nın gözünden kaçmıyor. Dolayısıyla hani bu noktanın altını çizmek lazım. Hani Erbakan her zaman için Müslümanların yaşadığı ülkelerde silahla ayaklanmaya, kendi iktidarlarına karşı silahla ayaklanmaya karşı çıkmış bir liderdi. Yani nereden nereye savrulur? Şimdi bir diğer taraftan da mesela Suriye başta olmak üzere o bölgedeki her türlü gelişmeyi, durumu mezhep üzerinden okuyup da mesela İsrail saldırılarına sevinen İslamcıları da görüyoruz. Yani çok ilginç bir ülke Türkiye gerçekten. Bir başka ilginç Ama nokta işte Saadet Partisi'nin de yani ısrarla Cumhur İttifakı içinde yer almamasının da sadece pragmatik veya oy sahikiyle olduğunu açıklayamayız. Yani bunun içinde ciddi anlamda İslamcı hareket içinde de Türkiye'de ciddi anlamda ayrışma var. Bunlardan bir tanesi Suriye politikası. Yani Suriye politikasında Saadet Partisi ve CHP birbirine çok yakınlar baktığımız zaman Suriye'ye yönelik dış politikada. Adalet ve Kalkınma Partisi bu iki parti hiçbir şekilde bir araya evet, gelmiyor. Örtüşmüyor zaten. Bir başka önemli ve aslında zihinlerin karışık olduğu nokta da şu. Türkiye'nin doğrudan ya da dolaylı, üstü örtülü ya da açık Suriye Müslüman kardeşlerinin ihvanını destekleme meselesi. Şimdi Türkiye burada diyor ki Suriye PKK'yı destekledi, biz o yüzden ihvana göz yumduk. Destekledik de diyeni görmedim ben şahsen. Suriye'de diyor ki hayır, Türkiye İhvan'a destek verdi, ondan sonra biz de intikam için PKK'ya destek vermeye başladık. Yani bu Türkiye açısından bakacak olursak, bizim cepheden bakacak olursak, Türkiye ile Suriye İhvan'ı arasındaki ilişki hem İslamcılar açısından hem de devlet açısından nasıl başladı? Yani sebep neydi ve ilişkinin boyutu neydi? Daha da önemlisi o. Yani daha önce de mesela biz 2011'deki gibi bir Hama öncesi bir mesela Türk istihbaratının silah vermesi gibi bir şey gördük mü orada? Yaşandı mı? Şöyle 1960'lı yıllarda İslamcı dergilerde Suriye'deki mezhepler üzerine yazılmış yazılar var. Ve orada mesela Nusayrilik başlığı altında son derece olumlu. Hani Suriye'deki bir mezhebi tanıtıldığı bir yazı görüyorsunuz. Yani hiçbir art niyet veya negatif, olumsuz sıfatların kullanılmadı. Nusayrilerin, Suriye'deki Alevilerin, ama Nusayrilik adı altında tanıtıyor orada. 1960'larda yayınlanmış. 70'lerde bir anlamda şeytanlaştırıldığını görüyoruz. İşte bu Suriye Müslüman kardeşlerin etkisiyle Türkiye'deki İslamcı dergilerde. Şimdi şöyle bir çarpıcı nokta var. İşte bu Suriye PKK Türkiye Müslüman kardeşleri ilişkisi. Tabii bizim basında, medyada ve akademide de hep şöyle bilinir. 1984'te PKK silahlı eylemlerine başladı. İşte Eruh'ta ilk Ağustos 1984'te ilk saldırısı. Dolayısıyla ve bunun arkasında da Suriye var. Dolayısıyla PKK terörünü bizim başımıza bela eden Suriye'dir. Böyle bir ve dolayısıyla 84'te başlar ve işte Abdullah Öcalan'ın yakalanmasına kadar yaklaşık bir 15 sene süren bir dönem ve bunun bütün müsebbibi Suriye'nin üzerine yıkılır. Ya tabii hiç şu soru sorulmaz. Yani Suriye Türkiye'den ekonomik, askeri anlamda çok daha küçük bir ülke. Kaldı ki zaten İsrail'le hani son derece sorunlu bir ilişkisi var. Golan çok stratejik bir toprak ve İsrail'in işgalinde orası. Niye Suriye durup dururken bu kadar tehdit varken bir de kendisinden çok daha güçlü NATO'nun üyesi olan bir Türkiye'nin niye böyle bir örgütü musallat etsin başına? Yani bu bir mantık aramak gerekiyor. Ben buradan yola çıktım açıkçası. Yani Suriye niye durup dururken 84'te PKK niye 84'te başlıyor silahlı eylemlerine? Acaba dedim kendi kendime şu soruyu.
Ya 82 hama ayaklanması, hemen 2 sene sonra 84. Bununla bunun arasında bir ilişki var mı diye yola çıktım. Ve çok sayıda gazete, yayın, anı, dergi taradım. Ve böyle adeta yani iğneli kuyu kazarak, çünkü bizim arşivler kapalı. Bir de bu dış politika konusu da değil. Yani ben dönemin Suriye'de büyükelçilik yapmış isimleriyle konuştuğumda Türkiye'den, onlar bile bilmiyorlar. Yani bu istihbaratın konusu. Asker ve istihbarat yürütmüş. 80-82'de öyle bir dönem ki bu. Askeri rejim var. Dolayısıyla yani son derece karanlık bir dönem bilgi anlamında Türkiye'de. Dış işleri bürokrasisi de konuya hakim değil. Ve şunun rahatlıkla söyleyebilirim. 1982'deki Hama ayaklanması sırasında, öncesinde Türkiye'den çok sayıda militan geçiş olmuş Müslüman kardeşler üzerinden. Türkiye desteklemese bile şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki göz yummuş Müslüman kardeşler ayaklanmasına, 82'dekine. En büyük destekçisi Irak. Çünkü orada klasik anlamda bir Irak-Suriye rekabeti, Suriye'nin İran'ın arkasında olması var. Yani dolayısıyla 82 Hama ayaklanmasının en destekçilerinden bir tanesi Irak. Fakat militan ve sevkiyat geçişleri de Türkiye üzerinden yapılmış ve 3 nokta burada çok ön plana çıkıyor. Yayladağ, Reyhanlı ve Kilis. Yani biz biliyoruz ki 2011 sonrasında da aynı güzergahlar kullanıldı. Bu militan ve silahların geçişi konusunda. Dolayısıyla 82'de bu bizde laik olarak bilinen ordu, Soğuk Savaş şartlarında Suriye'deki rejimin düşmesini, devrilmesini veya büyük yer almasını kendi çıkarlarına, Türkiye'nin çıkarlarına uygun görmüş. Şöyle de ilginç, çarpıcı bir nokta var. Yani Suriye-Türkiye ilişkileri bütün Soğuk Savaş döneminde Türkiye'nin en sorunlu olduğu komşuların başında geliyor Suriye. Ve bunun bir nedeni Türkiye'nin Suriye'ye biraz sorunlu bakışı, müesses nizamının, Türkiye'nin. Yani Hatay tabii var doğal olarak. Arkasından 1960'larda böyle Baas rejimi kurulunca Türkiye'deki sol örgütlerle Suriye arasında bir takım temaslar başlıyor. Dolayısıyla bu işin PKK evveliyatı da var. Filistin direniş Tabii örgütleri dönemini de belki eklemek gerekiyor. O da ciddi sorun yaratıyor. evet. Türkiye'den çok sayıda giden Tabii. var sol Evet. kesimden. Evet, Suriye'nin kontrolündeki bölgelerde bunlar silahlı eğitim alıyorlar. Ve yani sonuç itibariyle Rusya'nın, Sovyetler Birliği'nin o dönemdeki Orta Doğu'daki en önemli müttefiki, Türkiye'de son derece antikomünist bir rejim iktidarda bütün Soğuk Savaş döneminde. Dolayısıyla Suriye en önemli düşman olarak görülüyor. Ve ilginçtir ya, bütün bunların üstüne aynen 2011 sonrasında olduğu gibi iktidarda olan askerler de Suriye'deki rejim bir Alevi azınlığa dayalı rejim olarak görüyorlar. Ve Müslüman kardeşler ayaklanması üzerinden Sünni Arapların iktidara geleceğini, bunun da Türkiye'nin çıkarlarını daha uygun olacağını düşünüyorlar. Ya yani 1980 sonrasındaki iktidarda olan askeri rejimden bahsediyorum. Tabii bu yani 1982'deki bu Hama ayaklanmasına göz yummak. Yani kullanabileceğim en tabirle. Sonrasında, 80'ler sonrasında Türkiye'nin başına büyük işler açmasına sebep oluyor. Ve Turgut Özal'ın önemli bir Suriye gezisi var. Şam'a gitti. 1987 yanlış hatırlamıyorsam. Ve Şam'da yani o artık PKK'nın saldırıları başlamış ve Türkiye'de giderek artıyor. Ve Özal MİT'ten önemli isimleri de götürüyor Suriye'ye ve sürekli Suriye yetkililere şunu soruyorlar. İşte PKK'ların listesini veriyorlar Suriyelilere. İşte bu Suriyeliler diyor ki biz yok, alanın listesi budur. İşte Şam'da oturuyorlar, adresleri bunlardır. Örgütün önemli isimlerinin listesini veriyorlar. Bunun karşılığında Suriyeliler de, Suriyeli devlet adamları da Türkiye'ye bir karşı liste veriyorlar. Diyor ki madem hani listeler üzerinden konuşacağız, buyurun burada Müslüman kardeşler liderlerinin Türkiye'de bulundukları adresler. Bunlar başka İskenderun, Mersin, Yalova olmak üzere silahlı eğitim görüyorlar burada. Dolayısıyla bu da size liste, siz de buna bir cevap verin bakalım dediklerinde Türkiye biraz sessiz diye bürünüyor orada Türk tarafı. Yani dolayısıyla hani bu 82-84 ama işte PKK meselesi biraz Türkiye'den bakıldığı kadar net değil. Burada önemli soru işaretleri var. Şimdi
hani o Suriye'deki Müslüman kardeşlere Türkiye'nin bir NATO üyesi ülke olarak Batı bloğunun soğuk savaş döneminde Batı bloğu tarafında, Amerika tarafında konumlanmış bir ülke olarak İslami hareketlere istese de istemese de destek vermesi bir şekilde anlaşılabilir o dönemin dış politikası çerçevesinde. Ama diğer taraftan bakıyoruz, mesela Özal dönemiyle birlikte zaman değişiyor, şartlar değişiyor, araçlar değişiyor, diplomatik kanallar değişiyor, ülkeler arası ilişkiler değişiyor. Ondan sonraki dönemde, yani o bizim aslında laik ordumuzun şaşırtıcı bir şekilde Müslüman kardeşlere göz yummasının dışında ilerleyen dönemlerde ilişkiler nasıl devam ediyor? Yani bu Arap ayaklanmasına gelene kadar dönemde, AKP dönemini ayrıca bir yere koyuyorum tabii. Yıllar içinde azalarak ya da artarak Türkiye'nin Müslüman kardeşlerle ülke olarak dirsek teması hep devam etmiş mi Behlül Bey? 1990'lı yıllarda PKK'ya karşı dengeleme unsuru olarak dirsek temasının devam ettiğini söylemek mümkün. Hatta 1990'ların ikinci yarısında, ortalarında Suriye'deki bir takım Müslüman kardeşler üzerinden Türkiye'nin bir takım eylemlere giriştiğini de biliyoruz. Suriye'de. Dolayısıyla hani şu mesaj veriliyor Şam'a hep. Ya bak, PKK'ya desteğini kes. Yoksa biz başına büyük bela açacak bu Müslüman kardeşler kozunu kullanabiliriz. Ama tabii 90'lı yıllarda Müslüman kardeşler etkisini çok yitiriyor Suriye'de. Hatta çok ilginç bir şey söyleyeyim. Suriye Müslüman kardeşlerinin önemli isimlerinden bir tanesi Gudde. Ki Türk İslamcılarıyla temasları 1940'lara kadar uzanan isimlerinden bir tanesi. Ve bu Hafız Esad rejimi tarafından davet ediyor ve diyor ki tamam gel rejimle barış ve Suriye'de kalabilirsin. Ve çünkü Hafız Esad da bir yandan Müslüman kardeşler üyesi olmayı idamla cezalandırsa da bir taraftan da Müslüman kardeşleri en azından zayıflatabilmek için, yani örgütten ayrılacak veya siyaseti bırakacak isimlerine, dini isimlerine alan açmaya çalışıyor rejim içinden. Ve Gudde Erbakan'ın başbakanlığı döneminde Türkiye'ye geliyor. Çünkü Erbakan'ın kafasında hep şu var. Ya Hafız Esad, ya tamam ben Hafız Esad'la aynı dünya görüşüne sahip değilim. Tıpkı 82'de olduğu gibi. Ama Hafız Esad oranın meşru iktidarı. Dolayısıyla ben Hafız Esad'ın makul gördüğü Müslüman kardeşler üyeleriyle oturabilirim, onlarla görüşebilirim basının önünde. Böyle bir şey var. Dahası Erbakan'ın başbakanlığı döneminde Suriye Büyükelçisi'yle de çok yakın ilişkileri var. Ve hatta PKK meselesini Hafız Esad'la birebir görüşerek çözmeyi planlıyor. Ve başbakan olur olmaz gece yarılarına kadar Suriye Büyükelçisi'yle oturuyorlar. 3-4 kere görüşüyorlar. O sırada Büyükelçi Şam'a gidip geliyor. Ve bir anlaşma zemini kotarılmaya çalışıyor Erbakan tarafından. Çünkü 90'lı yıllar PKK sorunu Türkiye'yi çok yakıcı halde ve Erbakan bunu çözmek istiyor. Ve bunu Hafız Esad'la oturarak bir uzlaşıya vararak çözmenin peşinde ve kendi ifadesiyle ben bunu çözecektim ama Genelkurmay ve MİT engel oldu diyor Hafız Esad'la çözmesine. Böyle bir de açıklaması var Erbakan'ın. Bu defa son soru gerçekten son soru olsun. Şimdi bu Arap ayaklanmasıyla birlikte Suriye'den ve özellikle de Mısır'dan çok sayıda bilinen Müslüman Kardeşler Örgütü'nün üst düzey yetkilisi, ideoloğu, yani saygın isimleri, ağır topları diyelim, Türkiye'ye gitti. Yani Türkiye'ye geldi daha doğrusu. Yani son dönemde Türkiye-Mısır yakınlaşmasıyla birlikte bunlara yönelik işte Türkiye tarafından, otoriteler tarafından baskı olduğu söyleniyor ama yine de Türkiye'deki mevcut potansiyeli ve tabanı da düşündüğümüz zaman biz bu Arap ayaklanması sonrası dönemde bir Türkiye Müslüman kardeşlerinden bahsedebilir miyiz artık? Yani Türkiye bu açıdan hani nereye gidiyor? Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz? Bizi ne bekliyor?
Tabansal anlamda, yani kitlesel anlamda, kitleler nezdinde böyle bir Müslüman kardeşler hareketinden bahsetmek mümkün değil Türkiye'de. Çünkü bunun çok temel bir sebebi var. Türkiye'de insanlar Arapça konuşmuyorlar. Dolayısıyla kitlelerin Arap dünyasıyla hiçbir bağlantıları yok o bağlamda, kültürel ve ideolojik anlamda. Dahası Türkiye'deki kitlelerde Arapça öğrenmek gibi falan da bir ilgi olmadığını görüyorum. Hatta benim gözlemlediğim kendisini İslamcı olarak nitelendirebileceğimiz kişiler kitlesel anlamda Almanca, İspanyolca bilip hani oralarla çok daha ilgililer. Yani bunu şuradan söyleyebilirim. İşte bakın mesela açın Türkiye'de yüksek lisans ve doktora tezlerine. Arapça kaynaklar kullanılarak yazılmış yüksek lisans ve doktora tezi bir ilin sayısını geçmez siyaset biliminde ve uluslararası ilişkilerde. Keşke daha çok olsa. Yani ben bir akademisyen olarak keşke daha fazla öğrencinin Arapça öğrenip o Arapça kaynaklardan yüksek lisans ve doktora tezi yazdığını görsem, okusam, onlardan faydalansam, bilgim ve görüşüm artsa. Fakat maalesef bunu görmüyoruz. Dolayısıyla hani üniversite seviyesinde bile Arap dünyasına, Arap kültürüne böyle bir ilgi yok Türkiye'de. Kaldı ki Müslüman kardeşinin hemen hemen kitlesel anlamda hiçbir etkisi olmadığını düşünüyorum. 60'lardaki etkisi bile yok bakın bugün bence. Ama Türkiye'nin İslamcı iktidarın üyeleri tabii ki bu Müslüman kardeşler kozunu, Müslüman kardeşler etkisini dış politikada Mısır'a karşı, diğer Arap ülkelerine karşı kullanmak isteyeceklerdir. Bunu zaman zaman geri çekeceklerdir, zaman zaman ileri götüreceklerdir. Ama yani demin de söylediğim gibi 60'lardaki etki bile yok. Yani aslında bir anlamda bunun sebeplerinden bir tanesi de 20 yıla yaklaşan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu iktidarı aslında kendi kitlesinde bile öyle büyük hayal kırıklığı yarattı ki insanlar 1960'larda harıl harıl Seyit Kutup Mavludi okurken bugün işte İslami yayınlara ilgi yok, 60'lardaki ilgi bile yok. Baktığımız zaman o 60'lardaki dergilerin, 60'lardaki gazetelerin etkisi, İslami gazetelerin etkisini bugün göremiyoruz. Yani tabanını da böyle bir anlamda dönüştürdü. Belki hani laikleştirdi bile diyebiliriz Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının bunu söylemek istedim. Peki, çok teşekkür ederim bu uzun röportaj için ve vakit ayırdığınız için. Umarım hani daha sonraki programlarda tekrar görüşürüz. Size iyi çalışmalar diliyorum. Tekrar kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Peki, izleyicilere teşekkür ederiz. Yeşil Kuşak'la başladık. Bizim Müslüman kardeşlere kadar çok genel sorular üzerinden konuyu anlamaya çalıştık. Bu haftaki konuğumuz Behlül Özkan'dı. Tekrar kendisine teşekkür ediyorum. Size de izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.